Merhaba, ben uzman psikoloğunuz ve mindfulness eğitmeniniz Özge Esra Kaboğlu. Bugün sizlerin de bildiğinden çok emin olduğum bir şarkıdan bahsedeceğim. Bu şarkıya rast geldim bugün ama her zaman alışık olduğum bir sesten dinlemedim. Teoman'ın sesinden denk geldim. Ve hani olur ya daha önce hiç dinlememişsiniz gibi gelir. Biraz daha kulak kesileyim burada ne diyor ya dersiniz tam öyle bir an yaşadım ve kulak kesildiğimde bana başka bir farkındalık getirdi o an bambaşka düşüncelere kapı araladı bu düşünceleri de sizlerle paylaşmak istedim ee, dinlediğim şarkı acılara tutunmaktı eminim birçoğunuzun zihninde canlandı zaten şimdiden sözler kendinden çalıyor olabilir şimdi e, bu şarkıyı dinlemek bana şunları düşündürdü kendi düşüncelerimden bahsedeceğim bugün sizlere acılarla ilişkimizi gözden geçirmenin ...ne kadar değerli olduğunu hatırladım. Çünkü acılara bazen tutunuyoruz. Acıları çekiştiriyoruz. Acıların anın içinde var olmasına izin veriyoruz. Ancak bazen geçmişteki deneyimlerin... ...günümüzdeki yaşantıyı istila etmesine e, maruz kalıyoruz. Bunu farkındalıkla değil... E, ...kendiliğinden gelen bir durumun içerisinde... ...otomatik olarak yaşıyoruz. Bazen bu acılar bizim... Yaşamımızda önemli olan değerlere hizmet ediyor ve bu acıya katlanmaya gönüllü oluyoruz. Bu acıyla birlikte yola devam etmeye gönüllü oluyoruz. Adeta sevmediğimiz bir misafire ağırlar gibi. Bazen de bu acıyla ilişkimizin ne olduğuna hiç kulak vermiyoruz. Yani hoşumuza gitmeyen zorlayıcı bir deneyim hepimizin hayatında var. Kimin acısı kimden fazla bunun kıstasını kimse yapamaz. Çünkü herkes e, kendi perspektifinden, kendi deneyiminden ve kendi yolundan biliyor bu acının ne olduğunu. Bir başkasının ne yaşadığıysa tamamen kendine ait. Ve her birimiz kendi bağlamımızda bir anlam biçiyoruz acıya. E, dolayısıyla bu deneyimin biricikliğini göz önünde tutarak kendi acımızın içerisindeki konumumuzu gözden geçirebiliriz. Ve acı ile ilişkimizi bunu geçmişe ait bir deneyim olarak gözlemleyebileceğimiz gibi yaşamımızın tamamına yayılan ve aslında başka duygulara yer açmayan bir deneyim olarak da yaşamamız mümkün. Daha doğrusu başka duygular hayatımızın içerisinde yer alır ama e, acı çekmekle verdiğimiz mücadele ya da başka duyguları göz ardı etmek onun kapladığı alanın büyüklüğüne odaklanmak yaşamı bizler için daha zorlayıcı hale de getirebiliyor. Neyse şimdi şarkıda e, sevginin içindeki çok değerli şeylerden bahsediyor aslında aramakmış özlemekmiş diye tanımlıyor sevgiyi. Evet sevginin içerisinde bunlar da var. Oysa ben sevgi nedir diye sorsam size hepiniz kendi bağlamınızdan kendi e, dilinize yerleşen, zihninize yerleşen kavramlardan yola çıkarak bir tanım yaparsınız. Ancak içerisine hangimiz özlemeyi, hangimiz ulaşamamayı veya aramayı dahil ederiz? Birçoğumuzun aklına gelmez bu. Oysa e, sevginin içerisinde bunun da olduğunu kabul etmek bazen hayatımızı kolaylaştırır. Bir şeyler beklentiye dahildir. Birçoğumuz için sevgi de hayatımızın önemli bir parçası ve ona ilişkin beklentilerimiz var. Bu beklentilerin içerisinde bazen mutsuz olmayı, bazen acı çekmeyi, bazen ulaşamamayı, bazen ayrılmayı e, da bulundurmak acaba nasıl olurdu? Yani daha önce bir podcastimde bahsetmiştim bundan. E, aşkla ilgili bir podcastti ve şunu söylemiştim. Aşık olmak sadece e, doya siyah sevgiyi, doyasıya tutkuyu, yaşama anı mıdır? Sadece bir anlık bir şey midir? Oysa onun bir duygu olduğunu kabul etsek ve bazen istediğimiz yoğunlukta hissetmediğimiz zamanların olabileceğini de bunun bir parçası olarak görmemiz mümkün olabilir mi diye bahsetmiştim. Evet, sevgi için de bunu söylemek mümkün. Bazen sevgi hissetmekte zorlanabiliriz. Bazen o sevginin varlığını fark etme hoşumuza gitmeyebilir. Bazen sevgiye özlem eşlik edebilir. Bazen hayal kırıklığı